Yani bizim Aleviliğimiz gerek ibadet takvimimizle gerek ziyaretlerimizle hep bizim dışımızda kavramlarla, tarihlerle anlaşılmıştır. Bugün burada Kureyş Baba'dan, Düzgün Baba'dan, efendim Baba Mansur'dan söz edeceksek, bizim kendi kaynaklarımızın bize anlattığı tarihe ve o hafızaya dayanarak konuşmalıyız. Zaten bu perspektiften baktığımızda ancak Aleviliğin aslında oradan buradan devşirilmiş bir yamama bir sistem değil, kendi içinde çok sağlam bir mana sistemi olan bir öğreti olduğunu görüyoruz. Nitekim biliyorsunuz bizim Alevi öğretisi hep sözle aktarılmış. Aşıkların, dedelerin, pirlerin gülbenkleri, beyitleri, efendim deyişleriyle öğreti olarak hep aktarılmış. Bu yazı dışında bir sözlü hafıza üzerine kurulmuşluğu Aleviliğin diğer inançlarla olan bağlantılarını ya da benzerliklerini hep bizim dışımızda bir kaynakla anlaşılmaya çalışılmış. Diyelim ki biz Hak Muhammed Ali dediğimizde, yani bir üçlemeden söz ettiğimizde, bu işte Hristiyanlığın Baba, Oğul, Kutsal Ruh diye üçlemesiyle ilişkilendirilmiş. Biz 12 imamlardan söz ettiğimizde işte Hristiyanlığın ya da İsa'nın 12 havarisiyle ilişkilendirilmiş. Biz 12 Ocak'tan söz ettiğimizde işte ya da Yahudiliğin 12 aşiretinden ilişkilendirilmiş. Biz diyelim Galanda yaptığımız inançla, ibadetle ilgili yaptıklarımız, bu tam da Noel'e denk geldiği için, yani Hristiyanların Noel'ine denk geldiği için bu Hristiyanlığın bir etkisi gibi görülmüş. Bizim işte dağları, ırmakları kutsal görmemiz, efendim tabiata tapmak ya da panteist olmak gibi bir şeyle anlaşılmış. Yani böyle Alevilik sanki kendi içinde bir bütünlüğü olmayan, oradan buradan duyduğu şeylerle kendini var edebilmiş bir eklektik yapı olarak görülmüş. Çünkü hep dediğim gibi dışarıdan kurumların, yani diyelim ki bir İslam, koca imparatorluklar İslam sünnilik üzerinden kurulmuş, devletler kurulmuş, binlerce kitap var. İşte Hristiyanlığın imparatorluklar kurulmuş, kiliseleri var. Yahudiliğin diyelim havraları var, yine devletler kurulmuş. Yani siyasi bir hafıza ve ona bağlı olarak da yazılı gelenek ve kaynaklar üzerinden hep hakikat aranmış. Sanki Aleviliğin babadan oğula, nineden toruna devam eden sözlü hafızası işte birilerinin evinde uydurduğu bir menkıbeler olarak görülmüş. Halbuki sözün hafızası yazının hafızasından güçlüdür diyoruz biz. Bu bize 30 yıllık tarihin, yani çalışmanın öğrettiği önemli bir düsturdur. Çünkü yazı aslında tarihin her döneminde, biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi, merkezi hükümetlerin, otoritenin elinde bir enstrüman olmuş, bir politik enstrümandır. Oysa işte pirimizi ceme davet ettiğimizde biz mavame piru mare terek tene kale vayir büke kale hekiye bükeyle, yani ma kale hekiye keme, bizde söz ikrardır ve bu söz üzerinden hakikat hep devredilmiş ve bugüne kadar gelmiştir. Bu anlamda biz aslında her şeyden önce kendi gerçeğimizi anlamak istiyorsak, Aleviliğimizi anlamak istiyorsak, ilk önce bize aktarılmış sözlü hafızadan bakmayı kabul etmemiz lazım. Bugün mesela Avrupa'nın birçok şehrinde, ayrıca Türkiye'nin de birçok şehrinde
bu göç süreçleriyle beraber tabii ki cemevleri kurulmuyor. Bunların hepsi iyi niyetle yapılmış çalışmalardır. Fakat bu kurumsallaşma sürecinin bize getirdiği bir şeylerimizi götürüyor. Tam adını koyamadığımız bir şey var. Örneğin ben ya 20 yılı aşkın süre Berlin'de yaşadım ki Berlin'deki cemevi Avrupa'nın en büyük cemevlerinden birisidir. En büyük cemaatlerin olduğu şehirlerden birisidir. Çok da önemli alim kişilerimizin de olduğu, pirlerimizin, mürşitlerimizin olduğu bir yerdir. Ama işte bu kurumsallaşma sürecinde mesela iki örnek söyleyeyim size. Birincisi mesela 12 imamlar geldiğinde Berlin'de hani bir güzel faaliyet olsun niyetiyle iftar öncesi 12 imamları analım, öğretelim gibi bir sohbet ortamları olurdu. Imamı anlatmak üzere de ben de Baba Mahmud'u sorumlu kıldılar, öyle diyelim. Şimdi her gün bir imam anlatılıyor fakat anlatan gençlerimiz olsun, orada pirlerimiz olsun. Herkes gidiyor İslam ansiklopedisini okuyor. İşte imam burada doğmuş, burada ölmüş, şöyle zehirlenmiş. Ondan sonra geliyoruz birbirimize bunu anlatıyoruz. Şimdi burada bir sorun var. Yani eğer biz zaten İslam ansiklopedisini okuyup imamları anlayacaksak, 12 imamları anlatacaksak, anlayacaksak o zaman biz imamları kendimize kaynak yapmış oluyoruz. Yani demek ki Sünni hafızanın bize aktardığı bilgiyi daha gerçek, daha sahici görüyoruz. Halbuki mesela bizim daha önemli sormamız gereken şu soru var. Uygulamadan baktığımızda. Bir kere bu 12'ler niye 12'dir? Niye 12'de kalmış da sonra devam etmemiş? Soyu devam ettiği halde niye 12 imamda kalmışız? Efendim diğeri mesela bu son imam diyelim ki Mehdi, İmam Mehdi, Muhammed Mehdi. Nam-ı Kutsal Muhammed. Yani hem bir Muhammed var hem de İmam Mehdi Muhammed'dir. Efendim mesela oruç tutma uygulamalarımıza müdahaleler var yine biliyorsunuz. Ben mesela Cem evinde yine bir teyzemize sordum anaya. Dedim ki teyzem dedim bizim hani yaşlılarımız 12 imamlar orucunu tuttuklarında kadınlar bir gün önce tutuyorlardı. Acaba ne? Dedi ki bu dedi zulümdür dedi kadına eziyettir. Halbuki öyle olur mu? Bize bir tane fazladan vermişler. Öyle şey olur mu? Ya da işte bir 12. orucu 12. günü tuttuktan sonra kadın erkek biliyorsunuz bir diyoruz. Ondan sonra bir de yarım gün oruç var. Şimdi bütün bunların hepsine bir müdahale var. Bunlar sanki bizim atalarımız, cedlerimiz, pirlerimiz, analarımız zamanında yanlış anlamışlar. Ya kadına biraz zulüm olsun diye bir gün ekstradan vermişler. Ya sonunda kafaları karışık bir günde yarım yapmışlar. Yani böyle bir mantık aramıyoruz. Halbuki burada çok mükemmel bir mantık var. O da şudur. Birincisi bildiğiniz gibi yani bunu örnek olsun diye veriyorum ve bunların aslında bu kurumsallaşma sürecinin yazı üzerinden kendimizi okumanın nasıl bir tahribata yol açtığını anlatmaya çalışıyorum. Onların bir örneği olsun diye söylüyorum. Halbuki kadınların tuttuğu bir günlük oruç, yani erkekler yokmuş gibi kadınların tuttuğu bir günlük oruç biliyorsunuz Ana Fatma şefaati için tutulur. Ana Fatma 12 imamların annesidir. 12 imamlar yokken Ana Fatma vardı. O yüzden sanki erkekler yokmuş gibi ilk önce Ana Fatma şefaati için bir gün kadınlar oruç tutuyor. Bir diğeri de aslında temelinde biliyorsunuz inanç öğretilerine, inançlar tarihine, dinler tarihine baktığımızda 12 kavramı sadece Alevilerin değil, çok kadim birçok inancın yeniden ürettiği bir kavramdır. Aslında bizim Alevi inancımıza baktığımızda biz ibadet takvimimizi, yani günlük ibadetimiz nedir, haftalık ibadetimiz nedir, yıllık ibadetimiz nedir, aylık ibadetimiz nedir ve yılları aşan ibadetimiz nedir, nerede ne yapıyoruz sistematiğine baktığımızda ve bunun neden
kaynaklı olduğunu, nasıl bir manaya dayandığını anlamaya çalıştığımızda mükemmel bir sistem olduğunu görüyoruz. Bizim Alevi öğretimiz, biliyorsunuz Adem'in, Havva'nın yaratılma sebebi Allah'ın bilinme ihtiyacıdır, isteğidir, arzusudur. Hasan o serdo evliya cembiye asmanı seni de koye kalkeru de mekane eli de Arasan o serdo evliya cembiye asmanı seni de koye kalkar u de mekan eli de avutu koke de volu yora kaçma de koye de bu de Kızıgı deste gide sata tenni En önemli hikayelerinden birisi, biliyorsunuz, işte Alaaddin Ceykubat Bağım Kalesi'ne gelmiş ve buraların sahibi kimdir demiş. Beni kimle muhatap edeceksiniz? Alaaddin Keykubat kimdir? Alaaddin Keykubat gerçekten tarihte yaşamış bir Selçuklu hükümdarıdır. İşte 1200'lü yıllarda buralarda olmuş ve askeri, siyasi bir figürdür. Tarihte gerçekten de adı belli, yeri belli, doğumu belli bir adamdır. Fakat Kureyş diye karşısına çıkarttığımız kişi bir sıfattır. Yani hangi Kureyş'tir? Kureyş-i Kebir var mı? Değil mi? Yani bir Baba Mansur diye devamında getirdiğimiz de bir sıfattır. Yani Ali, Veli, Hasan, Hüseyin değil. Baba Mansur, Şii. Diğeri Baba Mansur mesela işte. Venga Kureyş'tir. Ne diyeyim, demiyorlar ki Kemal çağırdılar. Kureyş sıfatlı birini çağırıyorlar. Demek ki her şeyden önce bu hikayeye baktığımızda dikkat etmemiz gereken nokta şu. Birincisi, burada tek tarihsel kişilik Alaaddin Keykubat. Diğerleri bir misyonu temsil eden birer mana temsilcisidir. Yani Alaaddin Keykubat gücün temsilcisidir. Karşısına çıkarttığımız kişi mananın temsilcisidir. Alaaddin Keykubat ordusuyla buradadır. Kureyş kerametiyle buradadır. Yani arkasında bir ağa, bey. Buranın da ağaları, beyleri varmış zamanında. Yani o zaman da varmış. Yani her ağanın, her beynin ya da her aşiretin de biliyorsunuz silahlı adamları da var, güçleri de var. Ama Kureyş, Alaaddin Keykubat Dersim'e gelip Bağın Kalesi'nde buranın sahibi kimdir dediğinde bir ağayı, beyi göndermiyoruz. Herkes Kureyş'i gösteriyor. Biz Kureyş'e bağlıyız. Efendim birine bir şey, buraya dair bir şey soracaksan Kureyş'e soracaksın demek istiyoruz. Yine dikkat etmemiz gereken nokta şudur. Alaaddin Keykubat'ın geldiği yer nedir? Bağın Kalesi. Kale nedir? Kale aslında merkezin bölgedeki karakoludur. Yani siyasi ve askeri temsili olan bir yerdir. Bir mezraya gelmemiş, bir ziyarete gelmemiş. Düzgün babayı sormuyor. Ya da bizim orada diyor, beni öpüle gelmiyor. Bağın Kalesi'ne geliyor ve kendi gücünü burada, buralar da bana aittir. Kimse buranın temsilcisi, çıkartın karşıma. Ya bana buranın mührünü teslim etsin ya da ben bu sizinle savaşacağım, keseceğim demek istiyor. Fakat biliyorsunuz hikayemizde Kureyş 3 kere gitmez. Yani Kureyş'e elçi gönderilir, o gelsin der yani. 3 ve sonunda da biliyorsunuz ve her gittiğinde, şimdi ayrıntılara girmek çok güzel hikayeler, bunları lütfen hepimiz bilelim. Hem talibim talip olarak hem ocakların sahipleri olarak bu hikayeler hikaye değildir.
bu hikayeler işte söylediğimiz ardına düştüğümüz mananın en önemli kaynaklarıdır. Biz hikayelerimizi, gerçek tarihimizi, hafızamızı bu hikayelerden öğrenebiliyoruz. Kısacası üç kere gitmiyor, her seferinde de gönderilen askere işte kışın zemheri ayında bostandan hıyar ikram ediyor. Yani bir şeyler gösteriyor her seferinde. Gidiyor, soruyor askerlere ne oldu? Ya efendim gelmiyorum dedi. Bize de hıyar ikram etti ya da bilmem. Yani bostandan sonunda üzüm de getiriyor biliyorsunuz. Mesela Davut Sulu'nun Allah rahmet eylesin büyük aşığımız gerçekten Vanu Selezimistan da Bağ Bostan Ramutu Dadız Gönöy'ü söylerken yani mesela bunlar hep menkıbelerimizde beyitlerimizde de yeniden söyleriz. Nitekim Kureşli Düzgün Baba'yı da söylediğimizde o noktaya geleceğiz. O da mesela Zargovit'te kışın zemheri ayında elinde asasıyla Korto Civanu değil mi? Yani bir delikanlı elinde asasıyla kuru dallara vuruyor. Yani yeşertendir. Onların misyonu budur. Şimdi uzatmayalım. Üçüncüsünde de geldiğinde işte o Bağın Kalesi'ndeki ırmağın adı neydi? Peri suyunun kenarına geliyor. Alaaddin Keykubat otağını kurmuş karşı tarafa. Orada bir köprü var. Kureş köprüden geçmiyor. Kendi hırkasını suyun üstüne atıyor ve suyun o hırkıya binerek karşıya geçiyor. Yani göstererek geliyor. Ve Alaaddin Keykubat'ın yanına getirildiğinde de bu arada tekrar söyleyeyim. Tabii ki biz bunları yüzlerce yaşlımızdan defalarca dinledik. Ama en önemli kaynak kişimiz yine Baba Mansur ve Seyit Süleyman Şahin bunları defalarca anlattırmışız. Onu size yazılı olarak da gönderebilirim. Alevilerin Sesi dergisinde yayınlanmış metinlerdir bu görüşmeler. Sizinle de paylaşabiliriz. Yani kaynak kişimiz yine dediğim gibi yine yaşlılarımızdır, büyüklerimizdir. Ama önemli olarak da Seyit Mahmut Yıldız'dır. Bunları defalarca onunla da konuşmuşuzdur. Seyit Süleyman Kurkurik yani baba Seyit Süleyman Şahin en önemli kaynak kişidir. Onun anlatımıyla size, versiyonuyla size anlatıyorum. Diyor ki işte bu ırmağa geçip Alaaddin Keykubat'ın yanına geldiğinde Alaaddin Keykubat dedi ki sen nasıl geçtin? O da diyor ki niye görmedin mi nasıl geçtim? İşte ben yani Kureyş'im, Seyit soyundanım. O da diyor ki hani derler ya Halep oradaysa Arşim burada mı? Böyle bir laf var ya yani o zaman ben seni sınayacağım. Bravo. Evet. Efendim gün 3 gün 3 gece fırını yakıyorlar. Çünkü sadece Kureyş ateşle sınanır. Mesela Baba Mansur ateşe girmez. Ha, yani burada da hep bu bir sorun var. Yine bir meseleye bakışımızda. Yani işte yok Kureyş Baba Mansur'a ikrar. Yani ben burada işte bunu böyle bakmamamız gerektiğini görüyorum. Bunların sembolik karşılığı var. Yani ben senden daha üstünüm meselesi Baba Mansur'la Kureyş arasında olmaz. Erenler arasında ya biz mesela ben kendi çocukluğumu söyleyeyim. Gördüğümüz bir iki tane cem var. Şunu biz görüyorduk. Yani ikrarın olduğu yerde, şüphenin olmadığı yerde keramet olmaz, gösterilmez. Nerede şüphe varsa orada keramet olur. Yoksa gösterim olacak yani. Biz zaten birbirimize ikrar vermişiz. Zaten ibadet ediyoruz, hakkı anıyoruz. Benim senden şüphen yok, senin benden şüphen yok. Şimdi ben tutup bu taliplere bir keramet göstereyim diye bir şey yok yani. Nitekim burada da Baba Mansur'la Kureyş arasında birbirine üstünlük kesinlikle yok. Birazdan bunun tam manası nedir onu anlatmaya çalışacağım. Burada bunların ikisinin sembolliğinin farklılığı var. Yani aslında biz Hak Muhammed Ali dediğimizde Muhammed'le Ali'ye neyi yüklüyorsak Kureyş'le Baba Mansur'a bunu görüyoruz. Biri zahirin, biri batının temsilcisidir. İkisinin birliği hak birliğidir. Yani biz Hak Muhammed ya Ali dediğimizde bir Muhammed var, bir Ali var, bir de üçüncü hak var demiyoruz. Biz diyoruz ki bir zahir var,
zahirin sultanı, şah, sultanı, padişahı Muhammed'dir. Bir de batın var. Batının şahı da Ali'dir. İkisinin birliği hak birliğidir. İşte o yüzden de biz mesela Ali bizim şahımız, Muhammed padişahımız diyoruz. Yani üçüncü bir kişilik yok. Tam durum aynı şey. Bugün Baba Mansur'la Kureyş'in meselesinde de var. Biri zahirin, biri duvar yürütür. Duvar nedir onu anlamamız lazım. Biri ise aslana biner, eline kırbacı yılan yapar. Mesela Düzgün Baba mesela yüzlerce ziyaretimiz var değil mi? Her biri de birbirinden üstündür. Ama sadece Düzgün Baba'ya Kemer-i Mübarek diyoruz. Yani bir ışıkla, güneşle ilişkilendiriyoruz. Şimdi kısacası Alaaddin Keykubat meselesine gelirsek, işte fırına yakıyorlar, gür bir fırın yakıyorlar, 3 gün 3 gece diyenler var. Sonra da işte buyurun bu seni bu fırına koyacağız diyor. Ve giderken biliyorsunuz bunun farklı versiyonları da var. Biz birine sabit kalalım. Diyor ki yaverlerinden birinin elinden tutuyor, beraber fırına atlıyor. Yani Alaaddin Keykubat'ın yaverinin elinden beraber tutuyor ve fırına giriyor. Çünkü onu şahitlik olarak gösterecek. Tabii. Yani ona da eziyet olsun diye değil. Şimdi sen kendi kerametini anlatman olmuyor yani. Anlamıyor ya işte. Heh, bravo. Efendim hatta o zaman küçücük o versiyonu da söyleyeyim. Kimi diyor ki iki tanesini beraber götürdü. Gelirken birisi beraber de öbürünü sadece eli elindeydi. Ona demiş ki o bana yüreğini vermedi. Sadece elini verdi. O yüzden yandı. Evet. Yaverlerden birini beraber götürüyor. 3 gün. Buyurun. Bir taneyi götürdü. Eyvallah. Bana bir de böyle bir anlatım da var. Buyurun. Evet. Doğru. Bence de yani birini biz bunu esas olarak daha çok konuşuyoruz yani ama böyle bir şey de duymuşuz yani anlatan. Bizim kendi anlatımımız değil de böyle kaynaklardan böyle bir şey de. Bu da güzel bir şey söylüyor aslında. Hani o özünü vermedi. Evet böyle burada da bir bilgi var. Güzel bir fikir var gibi. Evet. 3 gün 3 gece diyorlar. 7 gün 7 gece diyen var. Mesela böyle de. 3 gün 3 gece duymuşuz yine. Fırında yanmış yanan fırına atılmış beklemişler. Kapıyı açmam, kapısını açmamışlar. Sonra 3 gün 3 gece sonra açmışlar ki ikisi de o kül olmuş ateşin içinde buz, sakalları buz olmuş oturuyorlar. O zaman ikisini çıkarıyorlar. Alaaddin Keykubat yaverine dönüyor. Diyor ki ne gördünüz? İşte şahitlik meselesi. Diyor ki efendim diyor biz fırına girdiğimizde diyor bir güllük gülistanlık bahar mevsimiydi, bir güllük gülistanlık memleketlerdeydik. Bağlar, bostanlar, böyle bir cennet bahçesindeydik. 3 mevsim diyor gördük, evet buyurun. Ne tamam. Güzel. Bir duyalım mı bu? Buyurun. 3 mevsim gördüm. Diyor. Evet. Nasıl? Buyur sen devam et. Sen, ama ne olsun yani söyleyeyim. Orada. Biz dedim 3 mevsim yani 3 mevsim gördüm. Devam edelim çünkü insanlar sizi de dinlemek istiyor. Ya tabii aslında memnuniyetle tabii. Valla eğer yani çok uzuyorsa memnuniyetle daha kısa hızlı keser. Evet. Ama bunları gerçekten uzun uzun diye konuşmamız. Evet. Şöyle bağlayalım yani meselemizi. Efendim? Simya'yı biliyorlar. Mutlaka. Mutlaka. Eyvallah. Yani bir eyvallah. Eyvallah. Şimdi evet diyor ki bir başka ne gördün diyor. Efendim diyor biz bir bostandan yanından geçiyorduk. Orada bir bostancı bu zatı gördü. Hürmetle bunun ellerine geldi. Niyaz etti. Ve size ne ikram edeyim dedi. Bunun üzerine bu zat da ona dedi ki şu tevekteki karpuzu istiyorum. Evet. Bostancı da bu zaten işte zaten bir karpuz bir de üzüm salkımıyla geliyorlar. Diyor ki bize işte bu bostandan karpuzu ikram etti. Sonra diyor bir bağdan bağın önünden geçtik. Bağban diyor bu zatı gördü. Hürmetle bunun
niyaz etti. Efendim size ne ikram edeyim dedi. O da dedi ki bana şu tebekten şu üzüm salkımını getir. Gitti efendim bize bu üzüm salkımını getirdi. Başka ne gördün dedi yaverine. Yaver dedi ki efendim dedi bir de bir beyaz kuş vardı üstümüzde. Onun kanadının çırpışından biz serinledik. Yani üşür gibi olduk. Belki de o üçüncü mevsim. Doğru. Eyvallah. Lütfen doğru. Dedik işte o da benim ceddim Baba Mansur'du yani. Kuvayrim Baba Mansur bakıp bana. Efendim onun üzerine böyle demedi de bunu söyleyince bu kuşu Kureyş'e soruyor. Diyor ki o kuş kimdi diyor. Diyor ki işte o da benim mürşidim ceddim Baba Mansur'dur diyor. Yani burada şu çıkıyor. Birincisi Alaaddin Keykubat geldi buraya ve buraları kimden sorarım dedi. Kureyş'i onun karşısına çıktı. Biz yani buralar kime bağlıdır dedi. Burada biz Kureyş'i onun karşısına çıkarttık. Dedik ki biz Kureyş'e tabiyiz. Kureyş fırına girdiğinde üstünde dolaşan kuş kimdir dediğinde ben de Baba Mansur'a tabiyim. Yani batındır burada. O zaman dedi hadi ona gideceğiz. Yani bu yolculuk Baba Mansur'a gitme. Baba Mansur özür dilerim Kureyş aslana bindi, kırbacı aldı, Baba Mansur da gördü, vay bana karşı geliyor, ben buna karşı bir değil. O Alaaddin Keykubat dedi ki, tamam buralar sana tabi, sen kime tabisin, sen kiminle ikrarlısın yani. Hadi gideceğim, o zaman gidelim onu görelim. Biliyorsunuz bir yolculuk oluyor, işte bir köye geliyorlar, köyde ikramlar oluyor, köylüler de şikayet ediyorlar ve diyorlar ki, duymuşlar ki işte bu gelen heyetin içinde bir zat var böyle kerametli efendim bir ayı da köylülere çok zarar vermiş bize acaba yardım edemez mi? Nitekim efendim köylüler bize yardım edin böyle böyle çok çok eziyetini gördük bu ayının. Nitekim Kureyş biliyorsunuz işte ayının ini neresi burası diyorlar. Gidiyor o ine ayıya binerek çıkıyor elinde kırbaç da yılan. Bu biliyorsunuz çok kadim bir semboldür. Yani nerede dinler tarihinde inançlar tarihinde nerede bir aslan görürseniz tabiatın sahibini göreceksiniz. Tabiata hükmeden. Nerede bir yılan varsa, kimin elinde yılan varsa zamana yani sonsuzluğa hükmetmek vardır. Gılgamış'ı bilenler bilir. Gılgamış insanlığın en eski yazılı metinlerinden biridir. Ve biliyorsunuz o da arkada kaldı. Yani. Şöyle burada göstermek biraz zor. Gılgamış şöyle duvar resimleri var. Gılgamış'ın sol elinin kolunun altında aslan var. Sağ elinde bir yılan var. Kendisi de aslan başlı. Biliyorsunuz Kureyş'in de yılanları yani Gulengün Okayes'te yani bu uzattığı şeyler var, saçları var ve bunlar yılan gibi görünür. Birçok yerde yeniden yılanı Kureyş'le beraber görürüz. İşte çırangları yılanlarla taşımış. Yani zamana sahip olmak, zamana hükmetmek sembolü vardır. Biz de mesela böyle yine bir talip bu. Baba Mansur'la Kureyş'in karşılaşmasının resmini yapmış. 100 senelik falan bir şeydir yani çok eski bir değil. Ama burada da biliyorsunuz aslanın üzerinde Kureyş yine yılanı var. Ve Baba Mansur da duvar yürütüyor. Bu birçok dinler tarihinde birçok kez binlerce yıl geriye giden bir tarihte. Yani çok kadim bir semboliktir bu. Bu var. Ha, bu da çok önemli. Bunun adı Pitail. Yani buna hiç girmeyelim. Adem meselesini bu ışıktır. Adem dört aşamalı süreçten olmuş. İlk önce ışık yani biz hepimiz Ana Fatma'nın ışıklarından. Fatimatul Zühre demek. Zühre yıldızı demektir. Her şeyin zuhur ettiği yer demektir.
Yani bir, bunların hepsi, mesela biz diyoruz ki Ali Aydır, Gün Muhammed, okurum 90 bin ayet. Yani bir sabah kalkıyoruz, Muhammed diye güneşe, ya Mehmet, Homet diyoruz değil mi? İşte Ana Fatma şefaati için dolunayken aya dua ediyoruz. Efendim, bravo, bravo. Tabii, çok güzel. Aslında böyle bir şey yapmamız lazım de. Yani gerek abimiz, amcamızın, gerek büyüklerimizin yeniden anlatacak. Yani birbirimizi tamamlayan bir muhabbete dönüştürebilsek belki günlerce, mesela Gagan'da, Asma, Hızır'da gerek bir müdür ve ita, yani muhabbet edelim bütün bir de. Neyse, şöyle bağlıyoruz. İşte bildiğiniz gibi o mağaradan asla ayıya binerek çıkıyor. Efendim, ve yılanı kırbaç yapıyor. Sonra da bu arada Baba Mansur mekanına kadar yaklaşıyorlar. Uzaktan Baba Mansur'un da bir yaveri var. Yani dervişi var diyelim. Diyor ki efendim, uzaktan bir heyet geliyor. Heyetten birinin atı ata benziyor, ne kırbacı kırbaca benziyor. Diyor ki işte o benim talibim Kureyş'tir diyor. Yani ispat isteyenler aslında heyettir. Ve bu da biliyorsunuz kurduğu duvara biniyor, onun çerenlerini kamçı yapıyor da arkasından gittiğini söylüyorlar. Ve böylece aslında orada zahirle batının birleştiği andır o. Yani Kureyş'le Baba Mansur'un birleşme anı, zahir var ile batın varın ikrar etme anıdır. Bu anlamda birbirlerine bir üstünlükleri yoktur. Tam tersine bir elmanın iki yarısı gibi görün. Nasıl ki kırklar ceminde de hani bana bir yarı elma yarısı getir diyor. Ama oraya çıkan Muhammed'dir. Ali mesela kırklar cemindedir ve elmanın yarısını isteyendir. Şimdi biz burada ya Muhammed Ali'den üstün, yok, Ali Muhammed'den üstün değil. Bir elmanın iki yarısı neyse biz bu tamlığı böyle görmeliyiz. Burada bir, o yüzden Kureyş'i Baba Mansur'suz, Baba Mansur'u Kureyş'siz anlayamayız. Bunu küçücük bir şey söyleyeyim. Baba Mansur'lar bir vakıf kurmuşlardı. Bir 4-5 sene önceki bir şey. Beraber Pendik'te bir etkinliklerine davet ettiler. Ben bu cümleyi orada da söylemek istedim. Çünkü bu size gösterdiğim fotoğrafı onlarda da vardı. Ve fotoğrafın sadece duvar yürüteni var. Aslan yürüteni yok. Oraya Baba Mansur için. Yani işte burada bir eksiklik başlıyor. Burada bir yanlışlık başlıyor. O yüzden kısacası Baba Mansur Kureyş'siz, Kureyş Baba Mansur'suz anlaşılamaz. Nasıl ki Ali Muhammed'siz, Muhammed Ali'siz anlaşılamaz. Nasıl ki hak birliği bu ikisinin tekliğinden dışında anlaşılamaz. Nasıl ki Muhammed 7 kat göğe çıkmış, işte neyse 90 bin kelime-i kübra'ya gelmiş. Ona rağmen kırklar ceminde ancak ismini değiştirerek sana bir isim öğrenelim. Öyle namla giremezsin. İsmin ne olsun? El mümini el fukarayım cümle alemin hizmetkarıyım. Yani hizmetkarlığa indiğinde ancak Muhammed'e o kapı açılabiliyor. Ve ondan sonra da cem oluyor, cemaat oluyor. Girmiyoruz oraya. Fakat ancak ondan sonra da diyor ki Ali, ya Muhammed ben senden bir elma yarısı istedim. İşte o kelime, yani 90 bin kelime-i kübrayı hak katından istediğinde Muhammed hatırlıyor ve diyor ki Ali senden bir elma yarısı istedi. Öteden bir dest geldi diyor Seyyid Süleyman Şahin ve bir elma yarısı veriyor ona. Cem'den sonra da Muhammed Ali Muhammed'e elma yarısını hatırlatınca Muhammed elma yarısını Ali'ye veriyor. Ali de kendi cebinden elmanın diğer yarısını çıkarıyor. O zaman Muhammed diyor ki, ya Ali öteden gelen dest de senindi. Yani bunları birbirinden ayıramayız. Dolayısıyla da bizim Kureyş'e sahipliğimiz aslında talibe sahipliktir. Talip pirin, pir talibin ispatıdır.
mesela bizim Kureyş ya da secerilerimiz merkezi otoriteye karşı iş görür. Biz gidip pirimize, pirim hele bize bir senin secerini bir göreyim, gerçekten sen seyit misin demiyoruz. Ama bir merkezi otoriteden biri geliyor, diyelim Alaaddin Keykubat, o zaman o secere belki işe yarar da, bakın efendim bizim soyumuz sopumuz böyledir. Ama yoksa pirin ispatı taliptir, talibin ispatı da pirdir. Ve bu ikrardır aslında burada binlerce yıldır bu geleneği, bu inancı bir tamlık olarak bugüne getirme meselesidir. Ve yine biliyorsunuz Alevilik'te el ele el hakka diye bir şey vardır. Burada pir olan halkanın şurasında talibe dönüşür. Baba Mansur'un da piri vardır. Pirsiz şeytandır. Yani mürşidimiz de taliptir. Biz de talibiz. Halkanın şurasında piriz, burada mürşidiz, şurada talibiz. Böyle bir tamlığın mükemmel mana sistemidir Alevilik. Ve dersimde buranın son yüzyıla kadar yaşayabildiği son coğrafyalardan biridir. Bu anlamda bütün Alevilerin Dersim coğrafyasını bütün ziyaretleriyle sahip çıkmamız lazım. Anadolu'da bugün artık Aleviliğin yaşadığı, yaşayabildiği, ki çok büyük tahribatlara rağmen bunu da söylememiz lazım, yaşandığı son coğrafyadır. Buraya sahip çıkmamız, ikrarımızı yeniden tazelememiz lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sevgili canlar, 34 PPS işçilerimiz asıl İslam biziz dediğinde bizim kuşağımız hep bunu bir korkunun şeyi gibi gördü. Yani biz biraz korkmuşuz da biraz cila olsun diye Adem'i, ne diyelim, Muhammed'i, Ali'yi işin içine, aslında biz doğa tanrıcıymışız falan gibi okuyoruz. Buradan da gidiyor, diyor ki bak onların camisi belli, efendim ezanı belli, namazı belli, demek ki onlar asıl biz taklitiz, öyle diyelim. Halbuki efendim, öyle görüyoruz. Halbuki en asıl Müslüman biziz diyen Seyyid Süleyman kendisi Sünnileri Müslümandan görmez. Zaten Sünni olsa, yani onları asıl görse, gider Sünni oluruz, bitiririz işi. Asıl Müslüman biziz dediğinde bildiğiniz tarihsel İslam'dan daha kadim bir İslam hafızasını söylemek içindir. Örneğin İslam kelimesinin kendisi selam kelimesinden gelir.